Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye tarifi vereceğim sizlere arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet, bunun için gerekli olan malzemelerimiz 5-6 tane elma. Bu şekilde rendeliyorum. Rendelediğim elmaları tavaya alıyorum ve üzerine 1,5 çay bardak şeker ekliyorum. Şekerle elma suyunu bırakana kadar kavuruyorum. Sonra üzerine 1,5 çay bardak çekilmiş ceviz ekliyorum. Daha sonra 1-1,5 tatlı kaşık tarçın ekliyorum. Tarçın miktarını seviyorsanız daha fazla artırabilirsiniz. Eğer daha az istiyorsanız da azaltabilirsiniz. 1 çimdik muskat cevizi. Bu şekilde iç harcımı suyunu çekene kadar kavuruyorum. Sonra soğumaya bırakıyorum. Şimdi hamurunu yapacağız arkadaşlar. Hamurumuz için yaklaşık 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardak sıvı yağ, 1 çay bardak nişasta, 1,5 çay bardak pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşık yoğurt, 1 çimdik tuz ve yaklaşık 2,5-3 su bardak un. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Un miktarını kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumuz toparlandı. Elde etmiş olduğum hamuru şimdi tezgaha alıyorum. Beze yapıp un serperek açıyorum hamurumu. Dilediğiniz gibi kesip harcı koyabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz ay şeklinde, dilerseniz kare şeklinde, semerkant şeklinde şekiller vererek kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben birkaç şekil sizlere göstereceğim. Bu şekilde kruzan şeklinde kurabiyeme şekil verdim. Üçgenleri küçük keserseniz küçük kurabiyeler elde edersiniz. Ve daha çok kurabiye elde etmiş olursunuz. Bir de semerkant göstermek istiyorum sizlere. Bu şekli nasıl vereceğiz diye. Gördüğünüz gibi kesip ortasına harcı koyup bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Fazla gelen kısımlarda bıçakla kesip düzeltelim. Semerkant şeklinde kurabiyemiz de hazır. Şimdi burada da kare şeklinde sizlere kurabiyeyi göstereceğim. Dediğim gibi değişik şekiller yapmak sizin elinizde arkadaşlar. Dilediğiniz gibi form verebilirsiniz. Kare kestikten sonra iki ucunu bu şekilde hafiften katlıyorum. Hem güzel hem de çok lezzetli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Kıtır kıtır. Evet, görüyorsunuz. Bu hamurdan bu kadar kurabiye elde etmiş oldum. Önceden ısınmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika hafif renk alana kadar kurabiyeleri pişiriyorum. Üzerine de bolca pudra şekeri serpiyorum. Ve kurabiyelerim artık yemeğe hazırdır. Çayın yanına, kahvenin yanına servis edebilirsiniz. Kutulara koyup hava almayan kutularda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Uzun ömürlü tutabilirsiniz o şekilde de. Evet. Bugünlük bu kadardı. Kanalımda farklı kurabiye tarifleri, pasta tarifleri de bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.